Satılar mı var? Ha orası 3, 4, 5, 5'e kadar alabilme durumumuzda olabilir. Çünkü önün geniş bahçe var. Yapı olarak geniş olmadı, kısmet olmadı. Dolayısıyla bu süreçte önümüzdeki günlerde sizlerin de fikirlerine olarak değerlendirmeyi yapacağız. 20 Aralık 2011 19'unda 18 akşamı pazar günü genel başkanımız aradı. Kamış'ta tarihlerinde 19'unda görüşmemiz vardı. Biz de 19'un sabahımızdan buraya çıktık. Sizler adına, üyeniz adına şube başkanı olarak da başkan yardımcımız İsmail Elmas, baş temsilcimiz Selahattin Yankov, yönetim kurulu üyemiz Mesut Solmaz ve temsilcimiz İsmail Akıllı. Genel Ankara şubeye vardığımızda, lokaler vardığımızda hemen kampışa geçtik. 19. Sen zannediyorum 16. Görüşmelere başladık. Pazarlıkta Kamış'ta Erhan Babak da orada. Herkes orada. Biz en düşük ücretin o gün için 43 liradan aşağı olmamasını talep ediyoruz. Olmadı. 42.75'te kaldı. Yılbaşından itibaren 43 lira. Sorumluluk tarzından olarak tekstil arkadaşlarımıza, bizden önceki yönetici arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu taslakta bu sorumluluk tazminatı talebi var idi. Buna 50 liraya geçtirdik. 5 maddede iyileştirme, 2 tane yeni madde sözleşmemize koyduk. Bir ara gerginlik oldu. Gerginlik masada kalktı. Kalktık, kalkmamızın sebebi şu arkadaşlar. 55 tane üyemiz 2001 yılından bu yana işe giren üyelerde bir sıkıntımız var. O sıkıntı da şu. Her sözleşmede seyyaren zamın altında kalmış bu arkadaşlarımızın gövdeleri bunlara 2'şer lira yükseltimiz oldu. Yani aylık 60 lira 50 lira olabilirdi. Bunun için masadan kalktı. Genel müdürü aradım cepten. Başkanım bir daha görüşeceğiz. Bir daha görüşmeye çalışırız telefonla. Olmadı. Sözleşme imzaladık. Kırgınlığım var. Üzüntüm var. Yani şu maddeleri bir başka yönetim hayata geçirmiş olsaydı onları tebrikle takdir ederdi. Yine iyi bir kazanımdır bu dönemdeki kazanımlara baktığımızda özellikle son 10 yılda iyi bir kazanım. Ama o 55 arkadaşa yani bir lira dahi olsa üye üyelerine bir şey koyamamanın üzüntüsünü yaşıyorum şahsıma. Yönetim kurulu da bunu yaşıyor. İnşallah bunu önümüzdeki sözleşme sürecinde halletmeye çalışacağız. Dolayısıyla sizlere verdiğimiz dosyalarda deminden beri anlattığımız göreve geldiğimizden bu yana olan gün gün tarih tarih var. Bir de sözleşme karşılaştırması var. Bunu iyi değerlendirip bunu ne olur ne anlama geldiğini sizler çok iyi bilirsiniz. Üyelerimize de anlatın. Şimdi değerli arkadaşlar, sözleşmemizi bitirdik. Geldik. Bankalarda saat 3'te pardon 4'e çeyrek vardı. Biz Boğaç Bankası'na girdik. Boğaç safhanına geçtik. Arkadaşlarımız çay vermişler. Çayımızı içtik, anlattık. Boğaç'a geçtik, Servat'a geçtik. Ve sabah yorgunluktan arkadaşlar hoş geldiniz. Hakikaten uyuyakalmışız. Öğlen yere kadar da bunun bilgisini sizlerle paylaştık. Burada savunmalarından dolayı eski yönetimimize gönülden teşekkür ediyorum.
yeni dönemimizde beklenti içerisinde olduklarından dolayı ve bu beklentiyle yerine getirdiğimizden dolayı da kendilerine takdirlerini zaten aldım. Ama dediğim gibi benim beş arkadaşım taleplerini yerine gelmesi konusunda biraz üzüntümüz var. Sözleşme sürecini bitirdik. Devam ediyoruz. Yılbaşı ilgin sonuna gelen şemsiyeler, arkadaşlar ileriklerden bunları değerlendireceğiz. Çünkü gelen merkezde hediye konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bizler de yaşıyoruz, yani bizler de yaşıyoruz derken hakikaten çok değişik talepler var. Bu talepleri de hayata geçirme adına maddi anlamda sıkıntılar oluyor tabii. Bunu da yılbaşından iki ay önce yine sizlere soracağız. Yani sizlerin değerlendirmesinde biz merkez yöneticilerinden bildireceğiz. Bunu önümüzdeki sözleşme pardon yılbaşında verilecek mi, verilmeyecek mi, verilecekse ne verilecek bunun kararı da merkez yönetim olarak çıkacaktır. 13-14 Şubat'ta yine başkanlar kuruluna katıldık. 26 Şubat'ta emekli olan, yani 2011 yılında emekli olan üyelerimize hem plaketlerini vermek için hem de dayanışmayı artırmak için sizler ve eşlerimizle beraber, çocuklarımızla beraber yaklaşık 540 kişilik bir yemek düzenledik. O da çok iyi geçti. Ayrıca teşekkür ediyorum yönetim adına. Evet arkadaşlar, çok sıkıntılı sürece geldi. 5 Mart 2012. İnternette gördüm. Nerede? Türk Enerjisi'nin sayfasında. 2840 sayılı yasa çok açıklar yaptı. Bor, toryum ve uranyum madenlerini devlet adına itibarlı işletmeleri çalıştırılıyor diyor. Ama ilave edilmek isteyen bir madde var. Üçüncü şahıslara devredilir. 3 yıldan fazla sürecek iadelerde yüksek bir anlamda kullanılacaklar diye Türk Enerjisi sitesine yayınlamış. Şimdi biz orada gördük. Hemen Türk Enerjisi'ni aradık. Genel merkezi aradık. Bölgenin efektini aradık. İktidarı muhalefet. Maden işi aradık. Bu nedir? Ne anlama geliyor? Özelleştirme mi? Çünkü Türk Enerjisi'nin özelleştirme diye giriyor. Evet, doğru. Özelleştirme midir? Evet arkadaşlar. Özelleştirme olduğu apaçık ortada. Genelde ve genel merkezde diğer sendikada kalmaklarıyla, hukukçuları da evet bu bir özelleştirmedir. Kanısında birleşildi. Ya 5 Mart'tan bu yana yaptığımız bütün görüşmeler, değerlendirmeler 2840 sayılı yasaya ilave edilmek istenen, ikinci maddesine ilave edilmek istenen maddelerin kabul edilmemesi yönünde süreci beraber yaşadık. Şimdi bakın süreci beraber yaşadık. Neler yapmışız? Şöyle bir değerlendirme yapalım. Maden iş başta olmak üzere. Çünkü ana örgüt onlar. Maden iş, maden mühendisleri, Türk Enerjisi, biz, ESME, Enerji Bilse, bu genel merkez düzeyinde, genel başkanlıklar düzeyinde müthiş bir direnç gösteriyor. Yani bunun olmaması için elimizden ne geliyorsa bunu yaptık. O gün işletme müdürünü de aradı. 2-10 geçiyor. Müdür bey, böyle bir olay var. Bilginiz var mı? Yok başkanım. 5 gibi dedim, geleceğiz yanınıza. Bunu görüşelim. Evet, gittik. Yönetim kurulu olarak gittik. Başkan yardımcı, baş temsilci ve temsilcimiz Yusuf Solmaz arkadaşımız. Başkanım, bundan haberim yok dedi. Ama daha sonra yazdı başkan, Allah aşkına vagon indirmenin asıl işte ne alakası var dedi. Demir ülkesinin asıl işte ne alakası var.
Biz de bu işin olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyledik. Ve o gün bunu anlattıktan sonra şubemize geldik. 7 Mart'ta bölge milletvekilimiz Cemal Bey'le telefonda görüştük. Aynı günde genel müdürle de görüştük. Genel müdürümüz şunu diyor arkadaşlar. Başkan, sizinle alakası yok diyor. Bağlayan çıkarmada triyaj, dekopaj, elemede, hizmetlerde, temizliklerde mahkemeye verildi diyor. Triyaj ve dekopaj özellikle bunun için. Madem işe gidiyormuş ki. Ya Petrovic mahkemeye verdi. Varlık boşaltmada dedi de bu onun için. Samimiyetsizlik daha buradan başladı. Ama arkadaşlar, bunu daha sonra ifade edeceğim. Bu sürecin hepimiz için önemli olduğunu bilerek gün gün not ettim. 9 Mart'ta saat 14'te AKP ilçe başkanlığına, yönetimine yönetim olarak bir dosya sundu. Bor madenlerinin önemi neden özelleştirilmemesi gerektiğini bildirir bir dosya. Saat 17.30'da ilk basın açıklamamızı Kemal Kapı'da yaptık. Ve startımızı verdik. Görüşmeler haricinde eylemlik sürecimizi orada başlattık. 12 Mart 2012 broşür dağıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması ve sakal eyleminin startı. 13 Mart 2012 ulusal basında gündem oluşturmak için Bağlantı davet ettik, sağ olsun da geldi lokalde ve gelmesi de hakikaten o sürecin başlangıcı olarak da müthiş etkili oldu. Şimdi yazılı basında bunlar pek çıkmıyor ilgili o zaman. Ama bana internetten, Facebook'ten, şuradan buradan 350 bin kişiye ulaşıyor. Onun sitesi 350 bin kişiye ulaşıyor. Ve yorumlarda ona göre geldi, gündem oluşmaya başladı. Yine ulusal medyada gündem oluşturmak için Bağdat Galatasaray basket maçında iki tane pankart açtık. Birini biz açtık üzerimizde, birini bandımız var. Zaten 10.30. Karşılıkları da onlar açtı, 10.30'da açtı, sağ olsun. O da hoş bir eylem oldu. Daha sonra Aydınlık'ta, Aydınlık Gazetesi'nde, Yurt Gazetesi'nde bunlar çıktı. Daha sonra Cumhuriyet'te çıktı. Şimdi yavaş yavaş başladık. Gündem oluşturuyor. 18 Mart 2012 Dağcılık Federasyonu Çanakkale Kaz Dağları'nda pankart açtı. O gün özel bir şirketin açılışı vardı. Çalışma Bakanı da buradaydı. Biz de kendilerine yine bu oraların neden özelleştirilmemesi gerektiğini içerir bir dosya. 22 Mart 2012 Ankara'dayız. Meclis kürsülerinde milletvekillerine konuşuyoruz tabi. İktidarla muhalefeti hiç fark etmiyor. Çok enteresandı. Bursa milletvekili Necati Özel soruyor. Doğru mu? Kürsüde Sayın Vekil, yani bu olmaması gerekiyor. Bu arkadaşlar olmaması gereken Türkiye adına ülkemiz adına, Türk insanı adına olmaması gereken bir özelleştirme diyoruz. O da diyor ki, ya başkan, ya diyor ben böyle kimyacıyım diyor, Allah aşkına diyor. Yani bu olumda ülke daha fazla kazanacak diyor. Biz de hayır diyoruz. Yani bu olumda bir yerine, 2 yıl sonra bu fabrikalar, bu maden sahaları peşkeş çekilecek. Hatta uluslararası düzeyde. Yani bunun kimden olduğunu siz kimyacısınız madem bizden daha iyi biliyorsunuz. Adam ikna edemedik. Meğerse daha sonradan öğrendik ki bu sayın vekilimiz KİT komisyonu üyesiymiş. KİT komisyonu başkanından Mehmet Cemal Özkan. İkna edilmiş. Ve bu karşı çıktığımız madde 2010 yılı KİT komisyonu etimaden işletmeleri raporunda var. İsrail olsak denetlemişsin. Mali olarak denetlemişsin. Problem yok. Ama 2840 sayılı madde
bizim karşı çıktığımız şekilde önerilmesi, bir üst komisyona önerilmesi neden? 2010 yılında başlamış bu süreç. Bunu ileride hep beraber tekrar değerlendireceğiz. Şu ödeş komisyonu bir bizleri çağırsın, bir görüşelim. Ondan sonra bu süreç devam edecek. O gün MHP Grup Başkanı Vekili Oktay Dalar sağ olsun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir dosyalar. Muharrem İnce'ye, CHP Grup Başkanı Vekili Muharrem İnce'ye. Yine CHP Grup Başkanı Vekili Hakim Hamza Çelik'e. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine makamında bir dosya var. Yine o gün halk ilgiye çıktı. Şimdi arkadaşlar bu iş böyledir. Yani halk adına, üyeniz adına, ülkeniz adına, memleket adına bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Yanınızda kim var, kim yok? Birilerini arıyorsunuz. Bir dost, bir yol gösterici, bir ülkesini seven insan arıyorsunuz. Ve birilerine yardım ettim. Evet. Mecliste basın açıklaması yaptım. 24 tane televizyon kamerası var. Arkadaşlar gördünüz mü hiç? Basındaki, yerel basında gördünüz mü bu açıklamamızı bizim? Yok. Neden? İstiklal Kulübü vermiş. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi yazdı. Evet. Genele yayıldı ondan sonra. Ama oradan çıktıktan sonra Halk TV'ye çıkmamız bir nebze olsun biraz daha kamuoyu bulmuştu. Burada bütün gazeteler, başta Aydınlık, Milli Gazete, Cumhuriyet, Yurt Gazetesi, Sözcü Gazetesi, yine bunu daha sonra gündeme taşıyan ne televizyonu? Zaten Ulusal Kanal bir kere daha şey çıktı ya. Hayat mıydı? Hayır. Mehmet Özel çıktı. Ben size hatırıma gelince ben söylerim size. Sonuçta yanınızda kim varsa ülke için, sizler için omuz omuza siyasi görüş, şunu ayırma. Şimdi o gün biz açıklamalarımızı yaptık, yola çıktık. Sabah 8.30'da Petrolcu, Ankara Petrolcu misafirhanesinde kahvaltımızı birer poğaça yemiştik. Yola çıktık. Yine göre geldik. Arkadaşlarıma dedim ki size birer kahvaltıyız vardı. Girdik. Orhan mıydı orası? Orhan. Bağırda yeni dışarıya masalar sandalyeler katılıyor. Nereye oturalım? Dışarı oturalım. Dışarı biz oturuyorduk. Masaya otururken bir beyefendi Orhan'ı yine beraber şey yaptı. Yemek yiyor. Biz tam oturduk. Beyefendi kalktı oradan geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Tabii sakallar var bizde. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Ben de AKP Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk. Bu Bursa Milletvekili merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Enerji Komisyonu'nun üyesiyim dedi aynı zamanda. Bugün dedi ben sizi mecliste gördüm dedi. Onun için geldim dedi. Biz de anlattık durumumuzu. Sayın Vekilim, özelleşmemesi gerekiyor. Bir arkadaşlar dedi, benim de kimya tanesi komşum var, dostum var. Bu işi ben de araştıracağım. Bir arkadaşlar, enerji komisyonunda karşı çıkanları başında var. Paket ümmet. Yani sonuçta ülkesini seven, ülkesinin çıkarını düşünen insanlar da mutlaka var. Yani. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Daha sonra maruz kaldığımız şahsi adına, yönetim adına, suçlamalara, siyasi davranışı, şu davranışı, bu davranışı gibi değerlendirmelerin neden yanlış olduğunu, neden hatalı olduğunu, neden haksızlık olduğunu işte bunu anlatıyorum size. Süreç geldi. Yine Madeni Sendikamızın genel merkezine ziyaret ettiğimizde Maden Sendikası kesinlikle suçlamalarından bunu söylemiyor. Yani genel başkanımızla görüştü. Genel başkanlar birbirine biraz daha temkinler,
diyalog sürecini işletme düşüncesinde de bizler de kendilerine evet diyaloğu biz de sürdürüyoruz. Devam ettiriyoruz ama yani bunun eylemlik süreci en başta eylemlik süreci olması gerektiğini mutlaka söyledik. Söylüyoruz da onlar da üyelerinden biraz tepki almaya başladılar. Tepki almaya başladılar. Onlar da basın açıklaması olarak değerlendirdiler. O şekilde de devam ediyoruz. 9 Ağustos'ta bir görüşme yapmışlar. Bunu ayrıca anlatacağız. Evet arkadaşlar, diyalog süreci, eylemlik süreci, basın açıklaması geldik bunu. Taşlandırma 27 Mart 2011 2012 özür dilerim. Buhar Sandalı'ndan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'ndan sonra çok görkemli bir yürüyüş. Ve işin en can alıcı noktası halkımızın da bize destek vermesi. Balkonlardan bize alıştırması. Arkadaşlar eskilerimiz belki bilir. Biz 89 bahar eylemlerinde de yürüyüş yapıyoruz. Halkın o zamanki tavrı ile şimdiki tavrı çok farklı. Yani çok olumlu gelişmeler var. Neden? Bir takım bedeller ödendi bu ilçede, bu ülkede. Bu sefer telaş vardı. 1500-2000 lira ücretle çalışan kadrolu işçiler vardı. Burada liman tesislerimiz vardı. Tesisler duruyor, kadrolu işçileri gönderdiler. Orada yine 2000-2200 lira ücretle çalışan arkadaşlarımız vardı. Bu ilçede Heykel depoları vardı. Evet, yaklaşık 5-6 bin kişi gitti bu ilçe. Ne oldu? Esnafın da dershanelerinde herkesin geliri %20-25 oranında hatta 30 oranında düştü. İşte bunu bu süreçte biz 5 Mart'tan bunlara hem anlattık hem anladılar da sağ olsunlar. Desteklerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ama yürüyüşten sonra bir değerlendirme yaptık. Halkın teveccühünü de aldık. Genel başkanımız da takdir etti, teşekkür etti. Üyemiz, arkadaşımız, temsilcimiz soruyor. Ya başkan bizi niye çok mutlu? Şimdi arkadaşlar, fabrikanın içinden başlayarak, yürüyüş kortejinden devam ederek, Cumhuriyet Meydanı'na gelene kadar her türlü sloganımızı atmışız. Ve o gün ben ilçe emniyet müdürünün yanındayım saat 15'te. 15.30'da kaymakamın yanındayım. Diyorum ki biz yürüyeceğiz. Kaymakam da dedi ki ya başkan ne diyor bu iş? Onlar öyle diyor. Siz böyle diyorsunuz. Sayın kaymakamım bu bir özelleştirmedir. Bu hayata geçer ise aynı liman gibi kar ettiğini düşünüyorlar, söylüyorlar. 750 liraya insanlar çalıştırılıyor. 25 kişi bir saat içinde kapı dışarı ediliyor. Bunların aklını kim sanmayacak? Yine teker gitti. Aynı şeyi karakan söyledi. Tamam başkan dedi. Ama dedi ben 2910 lira maliyetten soruşturmayı açarım. Tabii canım o da sizin göreviniz. Tabii ki açacaksınız. Şimdi değerli arkadaşlar, yani biz üzülmeyeceğiz, bağcıyı göreceğiz. Polisle bizim ne işimiz var? Bizim yürüyüşümüzü engellemedikten sonra. Şimdi bu ileriki süreçte belki jopa kafamıza inecek veya biber gaz yiyeceğiz. Daha ne olacağı hiç belli değil. Evet, hakkımız olanı yaptırmazlar ise değil biber gazı, jopu kafamıza yemeye razıyız. Ama istediğimizi hayata geçiriyoruz. Buna rağmen niye joplanıyoruz diye bir soru geldiğinde bu biraz konumuzun amacımızın dışına çıkıyor diye de bir değerlendirme olarak istiyorum. Şimdi yine 30 Mart'ta bu madenleri özelleştirilemez diye bir
Basın bildirisi Türk İş Konfederasyonumuzdan geldi. Tabii o da ne bakın. Hakikaten o da ses vardı yani. Yani her ne kadar çıkıp televizyonlar denetlenmiş olsalar da sayfalarından yani internet sayfasından yayınlamış olmalarına rağmen yine ses geldi. 3 Nisan Brigadir Enet Kırkar şubelerde Maden İşit Örgütlü olduğu şubeleri ziyaret ettik. Arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Onların da sürece bizler gibi aktif rol oynamaları, yani eylemli sürecini koymaları gerektiğini ama genel merkez direktifinde hareket ettiklerini söylediler. Süreci de bundan sonra beraber göreceğiz. Kanal D'de bir program yapıldı. Daha sonra bakın bugünden gündem oturdu, Türkiye gündemine oturdu. Yani yiğit bulup bile etimadene sahip çık diye yazıyor. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Yani o gazeteci arkadaşımız dün görüşü öyleymiş, bugün böyle. Yani siyasal anlamda bizi çok ilgilendirmiyor. Tabii ki ilgilendiriyor ama siyasal anlamda çok ilgilendirmiyor. Ama bu yazıyı yazması haklı olduğumuzun bir numaralı kanıtıdır. Ha yarın döner mi dönmez mi bilmem. Ama biz de bu belgeyi de koyarız önüne. Kamuoyu da koyarız zaten. Dolayısıyla haklı olduğumuz yerde sonuna kadar direndik ve direnmeye de devam edeceğiz. 25 Nisan'da Ankara'dayım. Bandırma Şube Başkanı olarak üst örgütümüz Uluslararası Kimya ve Enerji Maden İşçiler Sendikası AYSE'nin yine Uluslararası Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası'nın Türkiye'de Ulusal İstihdam Stratejisi ve Ucuz İşçilik konulu toplantıya katıldık. Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kutlu geldi, bir açış konuşması yaptı. Yarım saat sonra gittik. Ve biz orada İşte sendika üç birimine bağlı sendika temsilcileri olarak genel başkanımız da orada, merkez yöneticilerimiz orada, diğer sendikaların genel başkanları orada. Orada ama sorunun muhatabı bir yarım saatlik açılış konuşmasını yaptı. Ve genel başkan oradan açan görüşü öyle bir değerlendirme yaptı. Çünkü görüş de soruldu. Bu ülkede konfederasyon başkanının uluslararası dost örgütlere yanlış bilgi verildiği gündeme geldi ve hakikaten de salonda alkış aldı ve bu çok doğru. Yani üst örgütlere yanlış ve eksik bilgiler geliyor. Şimdi bu sendikalar 25 Haziran'da bütün 8 milyon işçiyi kapsayan tek konfederasyon oluşturdu arkadaşlar. Avrupa'da. Biz hala 1 Mayıs Orhan Kutlansın, Orhan Kutlansın düşüncelerini eksik olan, yanlış olan tavır ve davranışlar içerisindeyiz. Bunları önümüzdeki süreçte Türk sendikacılık hareketi sorgulayacak. Bunu Türk işçisi sorgulayacak. Bunun birlik, bütünlük anlamına harekete geçmesi için de herkes yeni giren birimiz de dahil olmak üzere en üst üyeye kadar, konfederasyon başkanına kadar bunu herkes birleştirme adına düşüncesini ortaya koymak zorunlu. Yine 1 Mayıs 2012 dönem sözlüğünü eğitimsel başkanımızın yaptığı 1 Mayıs kutlaması yaşadık. Önümüzdeki 1 Mayıs çok daha hareketli, çok daha aktif geçecek. Çünkü Türkiye'nin gündemi oraya doğru kayıyor. Ekmeğimiz için, çocuklarımız için, ülkenin çıkarı için bunlar olacak, olmak zorunda. 22-25 Mayıs tarihleri arasında başkanlar kurulu Kıbrıs'ta yapıldı. Şimdi geçmiş dönemlerde de yurt dışında yapılıyor başkanlar kurulu. Ben özellikle sordum. Neden Kıbrıs diye? Genel başkanlar kurulu yaptığımız oteli Türksel. Yani Kıbrıs'ta örgütlü bir sendika var.
Onlar orada örgütlü, maddi açıdan da biraz sendik olarak sıkıntılar oldukları için yine Kıbrıs'taki diğer tüm sendikalarda genel başkanlarından geldi. Sebebi söylediler, biz de haklı bulduk, diyecek bir şeyimiz de yok. Ve başkanlar kurulumuzun ana konusu bol petrol ve doğal gazla özelleştirilen kabul edilemez. Önümüzdeki süreçte bu günlerde bu maddelerle devam edecek. Çünkü petrol kanununda da yapılması düşünülen 40 maddelik bir madde değişikliği var. Çok şeyler değişiyor. Şu anda %50 petrol şirketi gelsin petrolü bulsun, %50'sini ülkeye, %25'ini yerele, %25'ini de şirkete. Şimdi %50'sini yapmak istenen, istenen değişiklikte %50'sini şirkete veriyorlar. Ve bu yasa geçtikten sonra da Türkiye'nin her yerine petrol çıkacak, göreceğiz. Çünkü bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce açılan sondajlar var ama civayla işte örtülmüş. Tabi uluslararası şirketler de bunların yerlerini çok açık ve net bir şekilde biliyor. Şimdi bütün bu 5 Mart'tan sonra yaptığımız eylemlik süreci, diyalog süreci, diğer sendikalarla beraber, odalarla beraber bize bir kazanım elde etti. Nedir bu? Meclis Başkanlığı'na gönderilen yasa değişikliği Meclis Başkanlığı Enerji Komisyonu'na havale etti. Eğer bu tepkiler kurulmamış olsaydı, bu diyalog süreçleri yaşanmamış olsaydı, bu girişimler yapılmamış olsaydı, o yasa genel kuruluna sunulmamıştı. Çünkü 20 var. Oradan bu yana Enerji Komisyonu'nda 14 Haziran'da Enerji Komisyonu'ndayım. Enerji Komisyonu'nda 16 AKP milletvekili, 6 CHP milletvekili, 3 MHP milletvekili, 1 BDP milletvekili. Tek tek sayıyorum. Genel Müdür, Enerji Bakanı Müsteşarı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Merkez, Genel Müdürlük Avukatı, Hukuk Danışmanı, Filiz Uludağ'ın eşi, Filiz Uludağ kendisi. İki gün önce Kırka İşletme Müdürü Tümay Uludağ. Kanka var mı Tümay Uludağ? Tümay Uludağ Kırka İşletme Müdürü oldu. Öyle mi? Tabii. Şimdi ileriki süreçte bu bağlantıları birleştireceğiz. Ne diyorlar bana Sedat Fazıl Bey'e? Bunları hep beraber göreceğiz. Filiz Hanım var. Maden İş Sendikası, Genel Merkez Yöneticisi, Asıl Hüseyin Bak, Türkiye Enerjisi Genel Başkanı, Celal Karabunlar, Türkiye Enerjisi Genel Sekreteri Mehmet Özel, çünkü tek tek sayılan bir özelliği var arkadaşlar. Esen Genel Başkanı, Enerji Sen Genel Başkanı, bir de İsmet Kasaboğlu diye bir adam var. 60-70-72 yaşlarında benden uzun İlyas arkadaşı gibi sarışın ve olgun çapta aynı boyda bir de adam daha var. Bu da İsmet Kasaboğlu. Bu adam kim? Bu adam yıllardır maden ruhsatlarının devlette kalmasını, işletmeciliğinin özel sektör tarafından yapılmasını savunan ve bunu sonuna kadar da götüren bir adam. Dinleyiciler arasında. Tabii bizim müdahale etme şansımız yok. Evet, genel müdür. Mehmet Ali, Asıl Hüseyin Fındık. Açılış konuşmasını yaptı komisyon başkanı. Sözü genel müdüre verdi. Herkesin en önemli gününde prompt'ı okuma. Hazırlamış dosyayı genel müdürümüz orada okuyor. Ben lafın çatmasına indiriyorum. Mesut gibi. Oradan okuyor. Okuyor. Neden? Yani niye okuyor? Yani 4734 sayılı kamu yararı kanunun kapsamında biz diyor mahkemeye veriliyoruz.
kimler tarafından? Maden iş, maden mühendisleri, petrol iş, biz yargılanıyoruz diyor. Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Biz bu ülkeye katma değer sağlıyoruz ama yargılanıyoruz diyor. Bunun diyor, bu yasa içerisinde alınması lazım. Biz diyor, 2000 tane kamyon almamız gerekiyor maden çıkarmak için. Mehmet Ali Sultan. Genel müdür dedi. Kayıtlar aldılar arkadaşlar. Genel müdür dedi. Ya dedi bırak. Kurum dedi 850 milyon kar ediyor. Sen zaten 4734 sayılı kamyonhane kanun kapsamında alman gereken yerleri alıyorsun. Temizliği almışsın. Evet. Derajı de kapacı almışsın. Maden taşımayı almışsın. Normal taşımayı almışsın. Sen daha ne istiyorsun? Çok önemli bir şey. Sen dedi bulucu musun? Senin elinde patent mi var? Biz bunu demiyoruz. Çünkü bizim elimizde belge yok. Yine Durdu Özbalan yine 2840 sayılı yasaya ilave etmek istenen madde değişikliği ülkenin çıkarına aykırıdır. Ülkenin geleceğine aykırıdır. Uluslararası şirketlere peşkeş çekilecektir. Birileri köşeyi görecek dedi o. Biz dedi, ben karşımızda. Adem Işık, Kütahya MHP milletvekili. Hakikaten arkadaşlar, yani hayatımda gördüğüm en beyefendi adamlar var hocam. Meclis koridorlarında dahi, hocam nasılsınız? İktidar muhalefeti hiç fark etmiyor. Saygı veririz. Ve hakikaten Kütahya'da olduğundan herhalde yeraltı zenginlikleri konusunda da uzman. Söz aldı. Arkadaşlar dedi, bu iş hemen böyle konuşulup geçiştirilecek bir konu değil. Alt komisyon kurulmasını öneriyordu ve oylara sunuldu. Alt komisyon kuruldu. Oradan çıktı. İstek Kasapoğlu, Türkiye'de sen genel sekreteri Mehmet Özel'in yanında ya bu genel müdürde iki kemiği bir araya getiremedik diye söylenemedi. Çünkü onlar kanka. Yerlerden bağlantıları var. Çıktın, genel müdürümüz nasıl derler onu tabiri caizse burnundan soruyor. Çıktı gitti. Biz dışarıda hemen kuliste bir değerlendirme yaptık. Evet. Sendikalar için, üyemiz için, ülke için bu bir başarıdır. Komisyon kurulması ve bunun iş yerlerine gelecek olması bir başarıdır. Ve komisyon daha sonra iş yerlerine geldi. 13-14-13 Temmuz'da Rikar içinde bir köpeği gezdi. Köpeği İshaç'ı gezmişler. Biz her telefonda devamlı görüşüyoruz her gün. Arif Işık'la, Osman Aydın'la, CHP milletvekili, AKP milletvekili, hepsi geliyor komisyon başkanı. Hasan Hüseyin Bey, onunla da görüşüyoruz. Bugün İsarcık'tayız. Oradan bir kadar içe geçeceğiz gibi. Oradaki değerlendirme olumlu. Baş temsilcim aradı beni. İnternet sayfasına bir girer misin? Bir baktım. Komisyon başkanının açıklaması. Maden bizim. Fabrika bizim. Makine bizim. Ya işçi sağlıklı taş olan işçi. Ve ona özelleştirme deniyor. Bu örgütün, bandırma örgütünün lideri olarak sizlerin gösterdiği tercih olarak yönetim kurulum adına ben canımı ortaya koymaya hazırım. Her konuda, her yerde şu konuda. Çünkü herkes doğru konuşacak, dürüst olacak. Dün oradaki konuşman ayrı, iki gün sonraki konuşman ayrı, yok. Bu ülkenin geleceğidir. Bunu kimseye yedirmeyeceğiz. Hep beraber. Vatan halkı, Türkiye geneli ne yapacağız, edeceğiz bunu geleceğiz. Komisyon bizi dinleyecek. Ondan sonraki davranışlarımız, planımız, projemiz, eylemlik sürecimiz bizim için eksik çıkarsa hepsini ortaya koyarak bir değerlendirme yapacağız. Bu süreci inşallah Enerji Komisyonu'nun kararı bizim lehimize çıkıyor.
9 Ağustos 2012 bir iftar yemeği verdik. Yaklaşık 800'ü aşkın bir katılım. Bütün üyelerimize, eşlerine, çocuklarına çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir teveccüh gösterdik gerçekten. Bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Hukuk sürecinde devam eden davalarımız, vagon boşaltmayı içerken mahkeme yürütmeyi durdurmayı kaldırdı. Pardon, yürütmeyi durdurma verdi. Ama mahkeme devam ediyor. Avukat Gürkan Bey'le görüşüyoruz. Şimdi bu davayı bırak. Yapmak istedikleri değişikliği hayata geçirsinler. Ne vagon kalır, ne demir kalır, ne bağırsak malı kalır, ne bakımlar kalır. Neresi kalır? İşletme müdürlüğüne hangi birin yakın orası kalır. Şimdiden onun altyapısını yapmaya başlıyorlar. Yok öyle. Yok öyle arkadaşlar. Orada yetimin hakkı varsa orası yok parasının, yok babasının, yok o milletvekillerinin, yok bunun öyle şöyle. Kalacaksa herkes kalacak, gidecekse herkes gidecek. Ve gitmemek için de her türlü değerlendirmeyi ortaya koyarız. Ve fakat izinlerimiz var. Yeni sözleşmeye koyduk. Maden İş Sendikası'nın sözleşmesinden aldık. Refakat izni, biz şunu diyoruz. Üyemizin eş, çocuğu, annesi, babası, bakma koşulunda olsun veya olmasın. İstanbul'da mı kardeşim? İstanbul'da rahatsızlandı. Üyemiz oradan basacak, gidecek, rahatsızdır, tedavi ettirecek. Oradaki doktordan İsmail Kaya, oğlu Okan Kaya, rahatsızlığı şu şu tarihler arasında hastanede yatmıştır ya da tedavisi yapılmıştır. Tek doktor başarı konuları alacak gerekiyor. Dört arkadaş personel müdürü var bize bir tane. Olmaz. Ne olmaz? SSK mevzuatına göre hareket edeceğiz. SSK mevzuatı kalmadı. Sosyal güvenlik mevzuatı. Ben 40 tane personel müdürüyle görüşüyoruz. Başkanım haklısınız diyor. Ve 4 yıldır gelen 19 Şubat'ta sağlık uygulama tedbirlerinde yapılan değişiklik bizim dediğimiz gibi. Ama yok. Gerekli yerlerde görüşüp olmadı. Biz de daha yok. 25 Temmuz'da bunun ilk oturumu oldu. Yarın da ikinci oturum. İnşallah dava sürecimizde kazanırız. Ha kazanamadık, önümüzdeki süreçte bunu istediğimiz gibi hayata geçireceğiz. 1-10-2008 yıl tarihinden sonra yani genel sağlık sigortası yasası yürürlüğe girdikten sonra bizim ikramiyelerimizden sigorta primi kesilmeye başladı. Yani yasa şunu diyor. İşçiye tahakkuk eden her türlü ücretten ben sigorta primi alırım. Ben de zaten sigorta primi de alırım. Yasa olarak çıktı. Sağ olsun bizden önceki yönetici arkadaşlarımız yönetip bunu dava etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Emekli olan eski idare sekreterimiz Muhsin Eken arkadaşımız genelde bu davayı kazandı. 4 tane gerekçe var. Birincisi şu. Diyor ki sigorta primi bu şekilde de kesilmeye devam ederse işçi emekli olduğunda emeklilik yani yaşlılık aylığı fazla ödeneceğinden dolayı devletin zarara uğrayacağı gerekçelerden bir olur. Diğer gerekçeler de saymış. Muhsin arkadaşımız bu davayı kazandı. Ondan sonra emekli olduktan sonra Mümin arkadaşımız üzerinden açıldı. Dava, bakın dava hiç görüşmeden reddine. Neden? Çünkü Trakya'da bir işçi kararı buna. Dava ediyor. Aynı bizim ettiğimiz dava gibi davayı kaybediyor. Ona istirare kamu yararı yok. Açık özetim. Yani 230 bin veya 250 bin kamu işçisinden kesilen ikramiyenin şunluğu geri ödenmesi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşı karına değil.
Dolayısıyla bizim davayla onun için ilk görüşmeye aramadan devletle işverene 1200 doları mahkeme masraflarında ödedik. Sülfürik Asit Bankası'nda 35 arkadaşımızın kendi imkanlarıyla açmış olduğu ihbar hizmet davası devam ediyor. Bilir kişiler geliyor. Rahmetli olan Cihan Bozkurt arkadaşımız, kardeşimiz adına geldi. İleriki günlerde Rafet, buraların çırağı Rafet arkadaşımız adına gelecek. Bu süreç devam ediyor. Ne olur ne olmaz bunu mahkeme karar verecek. Ama yine aynı kapsamda şunu söylüyoruz. Yine 2018 yılında yürürlüğe giren yasa itibari hizmet, yani bizim eski deyimle Ağızanay dediğimiz kapsamda 8 iş yerinden 12 iş yerine çıkıyor ve sülfürik asit bankaları orada direkt var. Şimdi gelen bilir kişi, 3 kişi hakkında bilir kişi geldi. Bilir kişi raporlarda evet tamamen insan sağlığına zararlıdır diye rapor tutuluyor ve mahkemeye gönderiliyor. Bu süreç daha devam edecek. Balkbaş işyerimizde 2 yıl önce açıldı. Bakıncılar 2 yıl oldu. Daha önce açılan dava sonucu sonuçlandı. 9 arkadaşımız bundan yararlanıyor. Yine itibar izletken Sosyal Güvenlik Kurulu'nda bunların kayıtlarına girdi. Onu o şekilde değerlendirmeye alındı. Dershanelerle alınan anlaştık arkadaşlar. 27 Mart'tan bu yana. Yine sorunu olan ya da yazdırmak isteyen birimiz gidiyor dershaneye. Petrol iş olduğunu sürdüm. İndirimleri. Onların indirimleri var. Bir de petrol iş indirimi oluyor. Takılan ciddi sıkıntıya uğrayan üretmeyi zaten geliyor. Yardımcı oluruz. Siyasal olmakla davrandığımız söylenen bizler bütün siyasi partilerin ilçe kongrelerine gittik. Herkese eşit mesafedeyiz. Ama ekmeğimizi elimizden kim alırsa orada karşıyız arkadaşlar. Yani çok açık ve bütün görüşler üyemiz var. Ama ekmek, dün ekmek nerede? O ekmek verdim diye kendilerine bir takım şeyler verdiyorsa bugün ekmeğini aldığı üyelerimiz de tavrını çok açık ve net şekilde koyuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mümkün mertebe Bandırma'daysak, salı veya çarşamba günleri halkalara geliyoruz. Bayramdan sonra gelemedik. Hem bunun hazırlığı hem cenazemiz vardı. Şahsımızın bununla. Ama ondan sonra bu arkalarla sohbetlerimize, sorumluluklarımıza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bayram çalışmaları çok spekülatif bir hale geldi. Şimdi eski yıllarımız gibi daha önce birkaç bayram, ben 25 yıllık işçiyim, birkaç bayramda farkalar devlet çıkardı. Yine tekstilciler geldi. Birkaç yerde çalışan arkadaşlar geldi. Bayramlara işçi çalıştırma, bakın devre dışı ise farkalar. İnisiyatifi ne zaman için işveren yok. Şurada yanlış var ise, yani o arkadaş gelmesi gerekiyorsa, gerekiyor da öteki geliyorsa ona müdahale ederiz, ettik de zaten. Bu da böyle. Bir de. Yine temsilcilik seçimlerimiz, yönetim kurulu karar verecektir. Yılbaşından sonra ne olacağı kesin. Ama sözleşmeden sonra da yapılırız, bunun değerlendirmesini yönetelim. Taslak çalışmalarına önümüzdeki pazartesiden itibaren başlıyoruz. Yarın formlar dağıtılacak. Kim talep doğrultusunda ne talep ediyor bunu alacağız. Ve pazartesi günü lokalimizin ikinci katı taslak çalışması hazırlanıncaya kadar lokalin ikinci katı kapalı. Üyemize kapalı. Gelmek isteyen, önerisi olan, değerlendirme koymak isteyen bütün üyemiz açık. Bütün üyemiz açık. Yine 1 Ocak'tan sonraki bir haftalık süreçte takvim ne zaman müsait ise yine delege toplantısı yapacağız. Ama bir hata yaptık.
burada itiraf etmeliyiz. Eski Doğadere'de, yani Doğadere'yle arkadaşlarımızla mesaj çekmeyi atladık. Kasıtlı bir şey kesinlikle yoktu. Kasıtlı bir şey varsa da şu yola çıkıyor, nasip olmasın. Ama Coşkun arkadaşıma ayrıca tutuyorum. Yani bunlar iktidarın maalesef bir işi yok. Sadece onlara mesaj çekmediğimiz aktarmıştır. Kasıtlı bir şey yoktur. Burada çok açık ve net bir şekilde birine. Değerli arkadaşlar, 27 Mart 2011 tarihinden bu yana daha önceki süreçlere sendikal mücadelede bize vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Sizleri utandırmama adına gece gündüz çalışmaya varız, varız. Şiarımız şudur ki bize güvenen insanları kesinlikle mahcup etmemek, kesinlikle yer yoldan bırakmamak. Ve şuna dikkat edin, şahsi çıkarı ve toplum çıkarı önünde düşünen insanları, arkadaşları, dostları, her kimse nereden ötesinde onu bilir. Sizleri seviyorum, hepinize teşekkür ederim. Eleştirilerinizi alayım isterseniz veya ara verin, dürümlerinizi yiyin, ondan sonra devam edelim. Eleştirilerinizi alalım. Artılarımız, eksilerimiz, sizlerin görüşü, şu şurada daha iyi olsa daha iyi olur gibi değerlendirmeleri alalım. Evet arkadaşlar. Vakfa Şişehir'imizde çok
üzüldüğümüz bir olay yaşandı. Bir arkadaşımızın iş hakkı feshedildi. Çok üzüldük ama bize şöyle tutulacak bir yer bırakmış olsaydı biz onu geri çevirdik. Her türlü işe girmekten arkadaşımız iş hakkı feshedildi. Hakikaten çok üzüldük. Ama tutulacak hiçbir nokta bırakmış. Öz değerli arkadaşlar. Sorusu olan yoksa yememize geçelim. Yılbaşında pazartesi günü taslak çalışmaları başladı. Herkes gelebilir. Herkese açık yemeğinize açık. 1 Ocak ile 7 Ocak takvimleri ne zaman müsait ise o zaman da bir yerel toplantısı geliş takvimini yapmak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Masalara geçelim arkadaşlar.